Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün endemik yayınlarının 8'li AYT eşit ağırlık sayısal denemesinin 6. denemesindeki matematiği çözeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Birinci sorumuz bir karmaşık sayı sorusu. İ kare eksi 1 olmak üzere 3z eksi 2i eşittir. Z'nin eşleniği artı 4 artı i demiş ve z hangisidir demiş. Bakalım şimdi böyle sorularda yaptığımız şey bizim basit. Ne yapıyoruz? Z yerine A artı B'yi yazıyoruz değil mi? Z yerine A artı B'yi yazıyoruz. Şimdi A artı B'yi yazdığımız zaman şurası ne oluyor? 3A artı 3B'yi eksi 2'yi eşittir. A eksi B'yi artı 4 artı i. Sonra soldaki reel kısımlar 3A değil mi? Sağdaki reel kısımlar A artı 4. Bunları birbirine eşitliyoruz ve A'yı buradan 2 buluyoruz. Sonra soldaki sanal kısımlar 3b eksi 2. Sağdaki sanal kısımlar eksi b artı 1. Buradan 4b eşittir 3 oluyor ve b'yi de 3 bölü 4 bulmuş oluyoruz. Karmaşık sayısı hangisidir diyor. A, reel kısmı 2, bu 3. O zaman şurada yerine yazarsak 2 artı 3 bölü 4 i'dir diyoruz. Evet, ikinci soru yeşim aşağıda verilen 3x3'lük tablodaki her bir kutucuya sıfırdan farklı birer sayı yazacaktır. Tamam, tabloda 2x2'lik karelerdeki sayıların çarpımları aynı olduğuna göre yeşimin mavi boyalı hücreye yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisiyle kesinlikle hesaplanır? 2x2'liklerin hepsi birbirine eşitmiş. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle bir yapalım olmazsa. X, Y, Z, T... ne diyelim? F diyelim. X, Y, Z, T. Bir de E diyelim. Değil mi? Şöyle bir yazalım. Şimdi 2 çarpı 2'likler. Şunlar mesela atıyorum. Şunla şu. A çarpı X çarpı Y çarpı Z eşittir. Y, Z, B, E. Y, Z, B, E. Bak bu bize bir şey gösterir. Şu Y, Z'ler ortak olduğu için. Buradan A çarpı X'in B çarpı E'ye. Yani şu son ikisinin şuna eşit olacağını gösteriyor. Aynı mantıkla şu son ikisinin, yani şu X F'nin EC'ye de eşit olacağını söyleyebiliriz. Demek şimdi biz ABC F arasında ilişki istiyoruz. ABC ve F arasında bak X'i ve E'yi şuradan götürebiliriz. Bak oranlayalım. X'ler gitti. Ne kaldı? A bölü F eşittir. E'ler de gitti. B bölü C. F'yi arıyoruz biz. İşler işler çarpımı yaparsak ne olur? A çarpı C eşittir. F çarpı B. Her tarafı B'ye bölersek. A çarpı C bölü B kesinlikle ve kesinlikle hesaplanmış olur. İkinci soru denklem sisteminde x, y ikililerinin çözüm kümesi. Şimdi buradan x artı y sıfırsa x gördüğümüz yere biz eksi y yazabiliriz değil mi? O zaman x gördüğümüz yere eksi y yazarsak y kare artı 3y eksi 10 eşittir. 0 olur. Buradan y kaça kaç? 10'a 2 artı y eksi. Değil mi? 10'a gidelim. 5'e 2 artı y eksi. Y artı 5 çarpı y eksi 2 eşittir. 0. O zaman y ya eksi 5 ya da 2'dir. Y ya eksi 5 ya da eksi 2'dir. Y'ye bağlı olarak bir tane x bulursak eksilisiydi birbirinin. Eksi 5 olur. Buradan da x'i eksi 2 olur. Yani x 5 olduğunda y'si eksi 5. X eksi 2 olduğunda y'si 2 yapacak. 5'e eksi 5. 5'e eksi 5. Eksi 2'ye 2. C seçeneği. Evet. Dördüncü soru. A kesim B kümesinin gerçek sayı doğrusundaki gösterimi hangisidir? Ben bunu sayı doğrusuyla gösteriyorum. Şimdi A kümesi eksi 4 ile 2 arasındakileri alacağım diyor. Şöyle yapıyorum ona. Diğeri de eksi 2 ile 3 arasındakiler. Eksi 2 şurada, eksi 2 şurada, 3 şurada, 3'ü istiyor. Onu da kırmızı ile gösterirsek. Kesişim sorduğu için her ikisini de kapsayan, her ikisini de kapsayan şu ikisinin arasında yani eksi 2 ile 2. Eksi 2 şey istemiyor, B kümesi istemediği için açık olacak. 2 de kapalı olmalı. Eksi 2, 2. Bu şartlara uyan B seçeneğinde var. Tamam. Evet, 5. sorumuz fx, gx ve hx fonksiyonları en yüksek dereceli terimlerin katsayıları 1 olan ikinci derecen fonksiyonlar. Tamam. Fx eşittir gx eşittir 0 denklemi diskriminantı büyük.
Hx nedir? Biz sıfır, sıfır eşittir. Tamam, yani bunda çift kat kök var. Çift kat kök. Yani tam kare olacak. Fx çarpı gx denkleminin çözülmesi 3 elemanlı, 2 elemanlı. Hx 0, g 2. Şimdi biz burada fx, hx'i bir tutturmaya çalışsak. Şimdi hx denklemi diskriminantı 0 eşitse o zaman bizim hx'imiz x eksi 3 çarpı x eksi 3 olmalı. Bir de 3'e kökü. Şimdi gx'imize geçiyoruz. Gx'imiz şimdi bu x eksi 2 olmalı. 2 attığım zaman kök olacak. Değil mi? Bir de şuradaki bilgileri kullanalım bakalım. Hx çarpı gx denklemi çözülmesi 2 elemanlıdır. Şimdi bununla bunu çarparsam 2 elemanlı diyor. Şimdi ben buraya x eksi 2 diyemem. Çünkü niye? Gx'in deltası 0'dan büyük. O zaman 2 elemanlı olması için elemanlardan bir tanesi 3, bir tanesinin 2 olması lazım. O zaman şuraya x eksi 3 demem lazım. Hem bu koşul hem de bu koşul sağlanmış olsun. Fx'e gelelim. Kökü eksi 1'miş. Kökü eksi 1 ise o zaman x artı 1'dir şurası. Sonra f3 0'dan farklı. Yani buraya x eksi 3 yazamazsın diyor. Pekala ne yazalım oraya? Fx çarpı gx denklemi çözülmesi 3 elemanlıdır. Bununla bunun çözülmesi 3 elemanlıdır diyor. Değil mi? Ve buraya 3 yazamayacağım diyor. Şimdi eksi 1, 2, 3 eleman oluyor. Değil mi? 3 eleman oluyor. Pekala oraya ne yazacağım ben? Bir bakalım, bir düşünelim. Şimdi buraya 3 yazamayacağıma göre o zaman şuraya da şöyle eksi 2 yazsam. Değil mi? X artı 1 çarpı x eksi 2 yazsam. Fx çarpı gx denkleminin çözülmesi 3 elemanlı olmuyor. Olmadı. Şunu tutturamadık. Dur bakalım. Bir daha okuyalım. Delta 0'dan büyük. Fx çarpı gx. Gx çarpı hx denklemi çözülmesi 2 elemanlı. Bunlar tamam. Fx çarpı gx denklemi çözülmesi 3 elemanlı. Fx çarpı gx. Fx çarpı gx çözülmesi 3 elemanlıysa x artı 1 çarpı x eksi 2 x artı 3. Zaten bunlar 3 elemanlı. Değil mi? O zaman buraya x artı 1 diyemem. Bunu da diyemem. O zaman x eksi 2 demem lazım. Değil mi? Çünkü eksi 1, 2 ve 3. 3 eleman oluyor. Tamam. Bütün koşullar sağlandı. Şimdi sonra f eksi 2. O zaman f eksi 2'yi yazdığım zaman f eksi 2, eksi 2 yazarsam eksi 1 çarpı eksi 4'ten 4 yapıyor. Sonra bunu G4 yazacakmışım. G4'ü yerine yazdığım zaman şurası 2, 1, 2 oluyor. Sonra H2'yi yazdığım zaman burası eksi 1, burası da eksi 1. Çarptığım zaman 1 sonucuna ulaşabiliyorum. Anlaştık mı gençler? Bu sorumuz da böyle güzel bir vurgulanmış bir soru imiş. 6. soru bir parabol sorusu. Parabol sorusuna bakalım. Ne diyor? Doğru ve parabolün grafikleri verilmiş. Hemen doğrununki bak 4'e 8 noktasından geçtiği için eğimi 8 şurası 8 şurası 4 olduğu için bu y eşit 2x şeklinde yazılır. Değil mi? Bu da y eşittir ax kare olduğu için ve 4 atma 8 çıktığı için 4 attım 16 a oldu. 8 çıkması için a'nın 1 bölü 2 olması lazım. Yani şurasının x kare bölü 2 olması lazım. G6 G doğru. G6 doğru da yerine koyarsam 12 olacak. Diğer yandan F12'ye ulaşacağım. F12'de x kare bölü 12'de 12 çarpı 12 bölü 2'den şunlar gitti. 72 olarak bulunacak. 7 A kümesi veriliyor. A'nın boş olmayan x ve y alt kümeleri için olacak şeyler kaç farklı x, y sarılı ikilisi vardır. Şimdi ne diyor? Kesişimleri boş kime alacak diyor. Birleşimlere A alacak diyor. O zaman ortak seçmeyeceğim. Ve birisini atıyorum 1 seçtiysem diğerinde hepsini seçmem lazım. Mesela 1'e 2, 3, 4, 5 olur. Ben boş kime olur hem A olur. Nasıl yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneden bir tane seçeceğim. Diğer taraftan 4 taneden 4 tane seçeceğim. Veya buradan atıyorum 1, 2'yi seçtim. Buradan 3, 4, 5. Yine olur. Bak boş kime kesişimleri birleşimleri A. Yani 5 taneden 2 tane seçtim. Geri kalan 3 taneden zaten onlar tek başına seçiliyor. Nokta nokta en son 4 tane seçebilirim. Değil mi? En son 4 tane seçebilirim. Geri kalan bir tane birim birlisi şeklinde seçiliyor zaten. Şimdi burası ne oldu? 5'in birlisi, 5'in ikilisi, nokta nokta 5'in dörtlüsü.
Hesaplamamızı yaparsak şöyle bir ilişkimiz vardı, onu hatırlatalım. 5'in sıfırlısı olsaydı burada, burada 5'in beşlisi olsa idi, şunların hepsi 2 üzeri 5 yapacaktı. Binomdan dolayı burası 32. Ama bak şuradan bir 1, buradan bir 1 fazlalık saydığımız için cevabımız 30 olmak zorunda. Px bölünem x eksi 1 ile tam bölünebildiğine göre P2 değeri kaçtı diyor. O zaman P1 sıfırmış. O zaman 1 yazalım. 1 yazalım. 3 eksi 2 artı 5 eksi k eşittir 0 olacakmış. Buradan şurası 1 değil mi? K eşittir 6. K eşittir 6. Bir polinomu güncelleyelim. Polinomu güncelleyelim. 3x küp eksi 2x kare artı 5x eksi 6. O zaman buradan diyor ki P2 kaçtır? P2'yi bulalım. 3 çarpı 8 değil mi? Eksi 2 çarpı 4 artı 10 eksi 6. Hesaplayalım. 24 eksi 8 artı 10 eksi 6. Şurası ne yaptı? 16. Değil mi? 26. 6 çıktı. 20 bulunmuş oldu. P2 değerimiz. 9. Kümesinin tüm iki elemanını alt kümeleri kartlara yazıldıktan sonra bu kartlar bir torbaya atılıyor. Daha sonra bu torbada rastgele bir miktar kart seçilip bu kartların her birinin üzerindeki sayıların ayrı ayrı toplanıyor ve sonuçlar elde ediliyor. Elde edilen sayılar arasında en az bir tek sayı olmasını garantilemek için bu torbanın en az kaç kart seçilmelidir? Şimdi bak en az kaç kart ne yap? Tek sayı olması için diyor. Tamam. Yani burada bu tarz olarak şanssız olacağız arkadaşlar. Ne demek o? Yani çekeceğiz çift gelecek. Çekeceğiz çift gelecek. Çekeceğiz çift gelecek. Çiftler bitecek. Çiftlerin bittiğini garantileyeceğiz. Çektiğimiz zaman artık diğerinin tek gelmesi gerekecek. Şimdi acaba toplamları nasıl çift yapar? Değil mi? Toplamları nasıl çift yapar? İki tane toplam nasıl çift yapar? İkisi de tek tek olursa çifte ulaşabiliriz. İkisi de çift çift olursa çifte ulaşabiliriz. Şimdi kümesinin iki elemanlı alt kümeleri kartlara yazıldıktan sonra bu kartlar bir torbaya atılıyor. İki elemanlı alt kümeleri kartlara yazılıyormuş. Şimdi tamam. Şimdi bak teklere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Değil mi? Şimdi benim 5'in 2 tane elemanını seçmem lazım. Bunları aldım. Kesin topladığım zaman kesin çift gelecek bunlar. Veya çiftler 1, 2, 3, 4. 4'ün 2 tane elemanını aldığım zaman bunları topladığım zaman kesin çift gelecek. Bu 10. 4'ün 2'si 6, 16. 16 tane kartta arkadaşlar çift yazıyor. Seçtim. Bunların hepsini bitirdim. Artık geriye kaldı tekler. En sonuncusuna bir tane daha seçsem artık 17. kesinlikle ve kesinlikle tek gelmek zorunda. Çünkü çiftleri bitirmiştim. 10. sorumuz bir sayma sorusu. A noktasından B noktasına çizgiler üzerinden en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir demiş. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Mesela atıyorum ben A'dan buraya kaç farklı yola gelebilirim? Buradan buraya bir farklı yola gelebilirim. Buradan buraya bir farklı yolla, buradan buraya bir farklı. Böyle sayıyoruz. Mesela A'dan yukarıya bir farklı yolla gidebilirim. Şuraya da bir farklı, şuraya da bir farklı, şuraya da bir farklı. Tabii ki en kısa yoldan dolanmayacağım. Sonra mesela bu köşeleri nasıl hesaplıyoruz? Şimdi buradan bir yolla böyle bir geldim. Buradan bir geldim. Şöyle 2 oldu. O yüzden şu köşeleri toplayınca şuraya 2 diyebiliriz. Sonra bunları toplayınca buraya 3 diyebiliriz. Bu şekilde gidebiliriz. Şurası 5, şurası 6. Sonra mesela burası 2 ya. Buradan buraya 3 farklı yolla gidebiliriz değil mi? Buradan buraya 3 farklı yolla gidebiliriz. Sonra burayı buluruz. Bak buraya 4 farklı yolla. Sonra buraya geçeriz. Buraya 5 farklı yolla. Sonra bak buraya 3 farklı yolla geldin. Buraya da 5 farklı yolla geldin. Artık şuraya 8 farklı yolla gelirsin. Tamam mı? Şimdi burada 8 yolla geldin. Buraya gitmen lazım. Buraya yine 8 farklı yolla gitmen lazım. Çünkü sadece yukarıya gidiyorsun. Şuraya 14 farklı yolla. Şuraya 22 farklı yolla. Artık buraya 22 farklı yolla geldin. Buraya 5 farklı yolla geldin. Şuraya 27 farklı kullanarak, 27 farklı yol kullanarak gelirsin. Bu bu şekilde bir sayma sorusu. 11 açılımdaki terimlerden biri 152 x küp olduğuna göre a kaçtır diyor. Şimdi nasıl yapacağız? X küpleri açacağız. Şimdi x artı a üzeri 6'da x küpler nasıl açılıyor? 6'nın üçlüsü çarpı x küp çarpı a küp. Farkları
Buraya alttaki sayı bunun üzerine yazılıyor. Tamam mı? Artı diğer tarafta 4'ün birlisi çarpı x küp çarpı eksi 2 üzeri 1. Farkları buraya, buradaki sayı buraya yazılıyor. Şimdi toparlayalım. Bunları toplamış 152 x küp yazmış. Tamam. Şimdi 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şunlar gitti. Çarpı x küp a küp. Artı şurası 4, eksi 4 yaptı. Dikkat, eksi 4 x küp. Şimdi bunun 152 x küp olduğunu söyledik. Demek bu 152 x küp. Tamam. Şimdi buradan 20 x küp a küp, değil mi? Eksi 4 x küp, değil mi? Eşittir 152 x küp yaptı. Şimdi şunu bir karşıya atalım. Buradan ne geldi? 20 x küp a küp eşittir 156 x küp geldi. Şimdi buna tam bölünmedi. Değil mi? Küsurat falan kaldı. Bir sıkıntımız varsa bir gidermeye çalışalım bakalım. Şimdi 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 3, 2, 1 bunlar gitti. Sonra 4'ün birlisi, eksi 4 dedik, 8 olacak burası. Bir sıkıntı var zaten. En başından beri ona bakıyorum. Bunlar şu 8. Karşıya attığı zaman şu 8, değil mi? Artık şurası 160 yaptı. Değil mi? O zaman buradan x küpler gitti. 20 a küp 60 ise a küp eşittir zaten 8. O zaman a'yı da 2 bulmuş olurum. A ve b gerçel sayılar. A çarpı b küçük 0 olmak üzere denklemin köklerinden biri a artı b'dir. Şimdi birisi a artı b ise biz diğerine de x1 diyelim. Şimdi biz ne yazalım? Kökler toplamını yazalım. Şimdi bak. Kökler toplamı a artı b artı x1 eşittir. Eksi b bölü a'dan. B'si burada eksi a'dır. Eksi olduğu için a'dır. Bak bunlar gitti. Bak ne kurgulanmış? Diğer kökün eksi b olduğu yazılmış. Tamam mı? Sonra evde kökler çarpımı yazalım. Bizim için elimizdeki köklerden a artı b çarpı eksi b. Buradaki kökler çarpımı eksi ab eksi 4 a kare değil mi? C bölü a'dan. Tamam. Buradan bak kim gidiyor? Eksi b'ler gidiyor. Değil mi? Eksi b'ler gidiyor. Dur öyle değil. Dağıtmamız lazım. Biraz acele ettik. Şurada arada eksi var. Şimdi burası ne oldu? Eksi ab eksi b kare eşittir. Eksi ab eksi 4 a kare. Tamam yanlış yapıyorduk. Şunlar gitti. Sonra buradan ne oldu? B kare eşittir 4 a kare oldu. O zaman b'ye 2 a dedik. Veya b'ye eksi 2 a dedik. Şimdi a çarpı b negatif. Buradan oranları 2 geliyor. Çarpma negatif olmaz. O zaman buradan b bölü a'ya eksi 2 diyebiliriz. Tamam elimizde bu var. Ne diyor? Oran soruyor. Tamam yani b gördüğüm yere eksi 2 a yazacağım. Yazayım. A b gördüğüm yere eksi 2 a yazdım. Artı oldu. Artı 2 a. A b gördüğüm yere eksi 2 a yazdım. Şurası 3 a oldu. Şurası eksi a oldu. Oranladım. Eksi 3 sonucuna ulaştım. Evet 13 a, b, c, reel sayılar sıralamalar var. X değerlerinin kümesi hangisidir? Şimdi ilk önce bir kökleri bulalım. Bakalım küçükten büyüğe nasıl sıralayacağız. Şimdi ax eşittir 0 dediğim zaman x eşittir zaten 0. Diğer taraftan bx eksi c eşittir 0 dediğim zaman x eşittir c bölü b. Şimdi bakalım. C bölü b. Bunların ikisi de pozitif. Oranları pozitif. O zaman 0'ın sağ tarafında olacaklar. Şurası 0 ise şurası c bölü b olacak. Sonra dağıttığım zaman ab x kare yapıyor. En büyük dereceli terimin önü ab. Yani çarptığım zaman negatif. O zaman eksiyle başlayacağım. Yuvarlak gördüm. Kök gördüm. Artı kök gördüm. Eksiye döneceğim. Büyükler istiyor arkadaşlar. Büyükler şurası. Eşitsizliğe sınırları istemiyor. O zaman ne yapacağım? 0 ile c bölü b arasında diyeceğim. Açık aralık bırakacağım. 14. E doğal sayısının logaritma tabanı olmak üzere denklemin çözülmesi a'ya 2 aldığına göre a kaçtır? Bak şimdi burada değişken değiştirme yapıyoruz. E üzeri x'e mesela biz k dersek e üzeri eksi x'in zaten 1 bölü k olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan k artı 8 bölü k eşittir 6. Buradan k kare eksi 6 k artı 8 eşittir 0 denklemine ulaşırız. Ki 4'e 2 çözülebilir bir denklem.
Eksi 6 yapıyor. Çarpımları 8 yapıyor. K'ya 4 deriz. K'ya 2 deriz. Bizim K dediğimiz E üzeri X eşittir 4. Değil mi? Ya da E üzeri X eşittir 2 geldi. Buradan X'i bulmaya kalkarsak elen 4. Buradan X'i bulmaya kalkarsak elen 2. Zaten bunlar birbirinin 2 katı. Çünkü bu 2 tane elen 2 yapar. 2 üzeri 2'den. Demek ki burası elen 2'ymiş. 2A da elen 4'müş. A nedir diyordu? Elen 2 deriz. 15 Pınar'ın oğlunu aldığı bir küre şeklindeki topu hediye paketi yaptırmak için kutuya koymak istiyor. Tamam. Çapı 2x-4 olan top mavi kutuya sığmaktayken turuncu kutuya sığmamaktadır. Şimdi mavi kutuya sığıyorsa şunu baz almamız lazım, değil mi? Çünkü bundan küçük olmalı. Yani 2x-4 küçüktür 9 diye bir yorum yapmalıyız. Çünkü mavi kutuya sığıyormuş. Kendi turuncu kutuya sığmamaktır. Turuncu kutuya sığmıyorsa demek ki 3'ten de büyükmüş ki o bize sıkıntı çıkarıyormuş. O zaman buradan 7 küçüktür, 2 küçüktür, 13 deriz. Sadece tam sayılarla toplamı kaç olur? O zaman buradan 7 bölü 2 küçüktür, x küçüktür, 13 bölü 2 dediğimiz zaman şu 3 küçüktür, 4 olur, 5 olur, 6 buçuktur. Şu da 6 olur. Topladığım zaman da 15 sayısına ulaşabilirim. 16 logaritma sorusu, logaritma 4 tabanında 72. Şimdi parçalayalım arkadaşlar bunu. Nasıl ayıralım? Şimdi logaritma 2 tabanında şeyimiz var ya, ya da şöyle de yapabiliriz. Üstel sayıya da geçebiliriz. Mesela a diyelim buraya. Buraya a desek. Şimdi 4 üzeri a 72. Değil mi? Elimizde ne var? 2 üzeri x'in 2 üzeri x'in 3 olduğu var. 2 üzeri x'in 3 olduğu var. Şimdi buradan ne yapabiliriz? Logaritmadan ne yapabiliriz? Buradan bir deneyelim bakalım. Şimdi bu 72'yi elimizdeki 3'e göre bir ayarlamaya çalışsak. Nasıl ayarlarız? 9 kere 8, 72 değil mi? 9 kere 8, 72. Şimdi 2 üzeri 2a eşittir. 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3. Oranlama yaparsak 2 üzeri 2a eksi 3 eşittir. 9 yani 3 üzeri 2. 3 yerine de 2 üzeri x yazayım. Yani buraya 3 üzeri 2x diyeyim. Bak tabanlar eşitse üstlerde eşit oldu. O zaman 2a eşittir. 2x artı 3. A'yı arıyorduk biz. 2x artı 3 bölü 2'yi gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bak A seçeneğinde var. 17. Yukarıda kenar uzunlukları yazılı dikdörtgen şeklindeki halılar verilmiştir. Kahverengi alının metrekare fiyatı 100 lira. Yeşil alının metrekare fiyatı 120 lira. Kahverengi 100 lira. Tamam. O zaman bir bakalım neymiş. Ha bak, logaritma 5 tabanında 81, yani 3 üzeri 4 olarak yazarsak 4 çarpı logaritma 5 tabanında 3'tür. Alan buluyoruz çarpı, bu da logaritma 3 tabanında 5, ki zaten bunun 4 olduğu görülür değil mi? Log 3 bölü log 5, log 5 bölü log 3. Şimdi bu 4 metrekare diyelim. 4 birim kare. Tamam. Kahverengi halinin metrekare fiyatı 100 lira. Tamam, bu 100 TL. Metrekare fiyatı 100 TL. Yeşil alı metrekare fiyatı 120 TL. Bakalım yeşil alıya. Yeşil alıda şu logaritma 2 bölü logaritma 7 çarpı şuna 2 tane logaritma 7 bölü logaritma ne diyelim? 2 diyelim. Şunlar gitsin, şunlar gitsin. Bu da 2 birim kare geldi. Kahverengi aldan 6 tane alabilecek parası olan Emrah Bey. Kahverengi aldan 6 tane parası olacaksa arkadaşlar, yani 100 liraydı ya, 4 parça alacak. 100 çarpı 6 tane yapacaksa bu kadar bir parası vardır. Aynı parayla yeşil alanı almak istiyor. Şimdi yeşil alanın metrekare fiyatı 120 lira. 2 şey yaptı buradan. O zaman buradan kaç tane almalı diye bir yorum yapabiliriz belki. Değil mi? Şu ne olsun? 2 ile şu 2 gitsin. Şu 12 0 gitsin. 120. O zaman x'i buradan 10 bulabiliriz. Tamam. Logaritma sorusunda geçtik. Bir şekilde dizisinde ilk adımda bir nokta, ikinci adımda ikinci satıra ilave 3, iki nokta, üçüncü adımda 3 nokta, n'inci adımına gidince böyle gidiyor. Tamam, AN nedir? Bak şimdi burada bir tane nokta var. Burada bir tane var, bir de altında iki tane var. Bak burada bir tane var, altında iki tane var, burada da 3 tane var. O zaman bak her bir adımda 1, 2, 3 diyor. Bak, burada 1 artı 2 diyor. O zaman n'inci adımda ne diyecek bu? 1 artı 2 artı 3 nokta nokta n demeli. Bu Gauss toplamı zaten. Gauss toplamı neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2 ile hesaplanabiliyordu. Yani bunu da dağıttığım zaman n kare artı n bölü 2
yazabilir. 19. Yukarıda şekillerde bir yayın normal hali ve okla beraber çekilmiş hali gösterilmiştir. Ok çekildiğinde yay simetrik gerilmiş ve yayın T noktası hiç yerinden oynamamış olup yayın iple bağlandığı A ve B noktaları birbirine 2 birim yaklaşmıştır. Tamam. Şunlar birbirine 2 birim yaklaşmış. Şekillerdeki iki ayda ikinci dereceden bir fonksiyon grafiğini göstermektedir. İpin oka değdiği K noktasıyla okun yaya değdiği T noktası arasındaki uzaklık 10 birimdir. İpin oka değdiği K noktasıyla okun yaya değdiği T noktası arasındaki uzaklık 11 birimdir. Yani şurası 11 birim olacak. Tamam. Şimdi AB 10'muş. Şimdi şurası 10'muş. T tepe noktası. Tamam. Yayın normal halinin fonksiyonu x kare olduğuna göre yayın çekilmiş halinin fonksiyonu hangisidir? Şimdi madem bir parabol yapacağız arkadaşlar. Şöyle çekelim şuradan. Değil mi? Buradan çekelim. Şimdi şu tepe noktasına bir bakalım. Şimdi burası 10 ise 5'e 5 olacak. Burası 5'e 5 olacak zaten. Simetri eksenini şöyle yaptım. Yani 0'a 0'a oturtturdum parabolü. Şimdi diğeri de 0'a 0'a oturtturacak. Çünkü T noktasının yeri değişmemiştir diyor. Şunu çektim. Yani bunu çektim. Şimdi AB tam şuradan 5 5 olacak bunlar değil mi? Çünkü 2'ye böldü. Bir de ne diyor? Bir de şunu da şuradan çektiğim zaman şeyler daha vardı. Birbirine 2 birim yaklaşmıştır. Yani 10 iken 8 olmuş değil mi? Yani şunlar 10 iken 8 olmuş. O zaman 4'e şurasına 3 demem lazım. Burasının da 11 olduğunu söylüyor. O zaman şuraya da 8 kaldı değil mi? Şimdi bak bu parabolün yaptığı iş ne? Parabolün yaptığı iş şurada bak bir tane bir nokta var. Nokta kim? Şu 4. 4 birim sağa 8 birim yukarıya gidiyor değil mi? Yani bu noktanın adı 4'e 8. Şimdi tepe noktası falan değişmedi. Yani 0'a 0'da gidiyor. O zaman bu parabol y eşittir 4 koyacağım ve 8 çıkacak değil mi? Şimdi 4 koyduğum zaman x kare 16. 8 çıkması için de 2'ye bölmem gerekiyor. Çünkü ax kare şeklinde bir parabolüm olacak benim. O zaman y eşittir x kare bölü 2 diyebilirim. Çünkü 4 attım. 16 2'ye böldüm. 8 var mı? Var. D seçeneğinde var. Evet 20 bir logaritma sorusu. Ne diyelim? Bak şurası kez 2 artı dursun. 2 artı dursun. Şimdi burası ne? Logaritma 2 tabanında 3'ün karesi. Sonra eksi. Şimdi bak buna 2 tane logaritma 2 tabanında 3 yazabilirim. Çünkü 3'ün karesidir bu. Artı 1. Şimdi zaten karekök varsa arkadaşlar içindekinin ilk önce bir şeyin karesi olup olmadığını düşüneceksiniz. Bak logaritma 2 tabanında 3 eksi 1 desem bunun karesini alsam. Bunun karesini alsam. Birincinin karesi burada. Birinci ile ikinci çarpım iki katı burada. İkincinin karesi burada. Eşittir 2 artı. Şunlar gider. İçerisi pozitif olduğu için aslında bunlar mutlak değerli gider. Öyle yazayım. Onu kaçırmayın. Eşittir 2 artı. İçerisi birden büyük olduğu için. Çünkü 2 üzeri bir şey 3 yapacak. O da birden büyük. İçerisi ne olacak? Logaritma 2 tabanda 3 eksi 1 diye aynen çıkacak. Bu ne oldu? Bu ne oldu? Bu da 1 artı logaritma 2 tabanında 3. Böyle kalabilir. Ya da bunu logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 yazarsak toplamayı çarpıma çevirdiğimiz için logaritma 2 tabanında 6 diye bir sonuca da ulaşabiliriz. Şöyle. Tamam. 21 hangisine eşittir? Parça parça düşünelim. Mesela şunu düşünelim ilk önce. 1 bölü 1 eksi i. Her tarafı eşine çarparsak 1 artı i bölü 2 yapar. O zaman 5 bölü 1 artı 1 artı i bölü 2 eşittir. 5 bölü 2 artı 1 artı i bölü 2 dedim. Burada da 5 bölü 1 çarpı ikisini ters çevirdim. 2 bölü şurası ne yaptı? 3 artı i yaptı. Değil mi? Bunu da 10 çarpı 3 eksi i ile çarparsam ve kat sayılarını karelerini toplayabilirsem 10'dur bu. Şunlar gittiği zaman 3 eksi i sonucuna ulaşırım. X ve y gerçel sayılar olmak üzere böyle bir dizi. Ha bunlar aritmetik diziymiş. Güzel. Aralarındaki oranlar, farklar o zaman birbirine eşit olacak. Şimdi x, b, c, d, y, x, m, n, p, r, y. Bak buradaki şunlara dikkat etmemizi istiyor. Bak bunlara dikkat edin diyor. Sonra bakalım. Şimdi ne yapalım? A1 eşittir x yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. A5 eşittir de y yazalım. Tamam mı? Şimdi şuradan
A5 eşittir. A1 artı 4 tane 4 tane D, yani ortak fark yazacağım. D var ya, ne yazayım? T var mı? Yok. T yazayım. Tamam mı? Şimdi A5 A5 Y eşittir X artı 4T. Yani bu birinci dizinin terimi, yani ortak farkı Y eksi X bölü 4'müş. Tamam mı? Onu bulduk. Sonra ikinci dizininkine gelelim. İkinci dizide A1 eşittir X. 2, 3, 4, 5, 6. A6 eşittir Y. Şimdi burada A6 eşittir A1 artı T1 diyelim ortak farkına. Ama 5 tane değil mi? Çünkü 1 artı 5, 6 yapacak. Şimdi bu Y. Bu da eksi X. Değil mi? Bu da eksi X eşittir 5T1 olacak. Pekala. T1'in ne olacak buradan? Y eksi X bölü 5 gibi bir şey olacak. Değil mi? Şimdi D eksi C diyor. Şimdi bak, D eksi C ortak farktır zaten, değil mi? Şimdi bu terimden bu terim çıkınca ortak fark. P eksine de ortak farktır. Yani ben ortak farkları buldum zaten. Y eksi X bölü 4. Diğer taraftan Y eksi X bölü 5. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpınca 5 bölü 4 oranına ulaşıyorum. 23 ABC birer tam sayı olmak üzere mutlak değerlerle toplamış. Bir yazmış, kaç farklı ABC üçlüsü vardır. Şimdi bir kez bunların topladığın zaman tam sayı yapabilmesi için şu koşulları sağlanması lazım. Yani A'ya örneğin 1 veririm. Bunlara 0 0 veririm. Örneğin A'ya eksi 1 veririm. Bunlara 0 0 veririm. Değil mi? Ya da yani bu başka da bir şey yok. Yani ancak 1 ve 0 sıfır sıfırları kullanırım. 1 1'i kullanamam. Çünkü 2 yapar. Ama bak, bu 1'i nereye koyacağım? Şöyle ya da şöyle yapabilirim. Sonra 1'i C'ye de atabilirim ya da eksi C'ye de atabilirim. Başka da bir ihtimal yok zaten arkadaşlar. Yani 1 ve eksi 1 ile yazacağınız ihtimaller var burada. 24 bir küp içinde en büyük hacimli bir küre yerleştiriliyor. Buna göre kübün içinden rastgele seçilen bir noktanın kürenin içinde olmama olasılığı kaçtır? Kürenin içinde olmama olasılığı. Ha. Şimdi biz bunların şöyle önden ya da üstten görünüşlerine bakalım. Şimdi bunu yerleştirdim. En büyük hacimli bir küre yerleşiyor. O zaman şöyle kenarlara teğet olacak şekilde bir küre yerleştirmem gerek, değil mi? Şöyle olabildiğince kübün içinden rastgele bir noktanın kürenin içinde olmama olasılığı. Şimdi oran sorduğu için şunlara ben ne diyeyim? 1 1 diyeyim, değil mi? Şöyle 1 1 diyeyim. Bakalım ne yapacağız. Şimdi bir kez biz ne diyor? Kürenin içinde olmaması. O zaman şuradakileri mi hesaplamamız lazım? Şuradakileri hesaplamamız lazım, değil mi? Şimdi 3 boyut olduğu için hacim. İlk önce bir örnek uzayımızı hesaplayalım. Örnek uzayımız 8, değil mi? Çünkü burası artık 2'dir. Kübün bir ayrıtı 2'nin kübünden. Burası 8. Pekala. Şu arada olmamasını nasıl hesaplayacağız? Kübün hacminden 4 bölü 3 pi kürenin hacmini çıkarmam lazım ki şuralara illaki düşebilsin, değil mi? Böyle bir olasılıkla bunu yapabilirim. O zaman buradan 8 bölü 8, değil mi? 8 bölü 8'e de payda mı eşitleyelim? Ne yapalım? 8 eksi 4 bölü 3 pi dedim. Tamam. Şöyle 8 bölü 8 1 eksi. 4 bölü 3'ü 8'e böleceğim. 1 bölü 8. Şunlar gitti. Ne oldu? Pi bölü 6 oldu, değil mi? Pi bölü 6. 1 eksi pi bölü 6. Var mı? Ha, payda işlemiş. 6 eksi pi bölü 6 ile işi bitirebiliriz. 25 x 3. dereceden kök 3. Ha, x'i bunun yerine yazarsak gittik. O zaman küp 3. dereceden bir şey varsa arkadaşlar, bir şeyin kübü mü diye bakacaksınız. Şu özdeşliği büyük olasılıkla kullandıracaklar. A eksi B çarpı A kare artı A artı A B artı B kare. Çünkü niye? Bak, burada iki kare fark var. X eksi 1 çarpı X artı 1 var. Bak şimdi şu X artı 1 ile ben şunu çarpsam özdeşlikten X küp eksi 1 olacak, değil mi? Aynı şekilde X eksi 1 ile bunu çarpsam özdeşlikten o da X küp eksi 1 olacak. Doğru mu? Şu x küp artı 1 olacak. Özür dilerim. X artı 1 çarpı x kare eksi x artı. Bu x küp artı 1 olacak. Bu da x küp eksi 1 olacak. O zaman x küp. X'ini bunu yazarsam, kübünü alırsam 3 olacak birincisi.
İkincisi de 3 eksi 1 olacak. Burası 4 yaptı. Burası 2 yaptı. Bunları çarptım. 8 sonucuna ulaştım. Evet, 26 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde elemanlar çarpımı 5 ile tam olarak bölünür? 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde elemanlar çarpımı 5 ile tam olarak bölünür? Şimdi 5 ile bölünmeyi istiyorsak o zaman bir tane 5 olacak. 1, 2, 3. Bir tane 5 olacak kesin. Sonra yani 5 olmayıp 10 olabilir. Değil mi? Çarptığı zaman hepsini 5'in katı yapabilir. Ya da biri 5, diğeri de 10 olabilir. Bu da bir ihtimal. İkisi aynı anda bulunmasın diye bir şey demiyor. Şimdi bakalım. Şimdi bir tanesini kesin 5'i atadım değil mi? Yani bir tanesini 5'i atadım. Bu gitti. Bu gitti. İlla bu 5 olsun dedim. O zaman geriye, şimdi geriye 10 olmasını istemedim. Şu gitti. O zaman geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 2 tane ihtimal kaldı. Değil mi? Ona da 28 diyebilirim. 8 çarpı 7, 2 çarpı 1. Şimdi 10 da yukarıdakinin aynısı. Ona da 28 diyebilirim. Şimdi burada 5'i aldım. 10'u aldım. Ama 8 taneden artık bir tane seçmem lazım. 8 taneden bir tane seçmem lazım. Bu 8 farklı durumda. Burası 56. 8 daha 64 tane bir ihtimal yaptı. Evet, 27. sorumuz. Px1 polinom. Bu eşitlik var. P1 nedir? Şimdi bak, ne yapalım? İlk önce yabancı madde a'yı bulalım değil mi? O zaman bir x yerine 1 yazalım. X eşittir 1 ise, x eşittir 1 ise, şurası 0 oldu. Burası 1 artı a eksi 1'den. Değil mi? O adam 0 geldi. A da 0 geldi. Tamam. O zaman bizim x eksi 1 çarpı px polinomumuz x üzeri 4 eksi 1 diye yazılır. Şimdi tekrar p1 yazarsam yine sıfırlanacak. O zaman benim px'i bulmam lazım. Px'i nasıl bulacağım? Şurası x eksi 1 çarpı ya da x kare eksi 1 çarpı x kare artı 1 2 kare farkından böyle açılır. Ben bunu x eksi 1'e bölersem şu x eksi 1 çarpı x artı 1 olduğu için şu x artı 1 çarpı x eksi 1'i yazayım. Şurası x kare artı 1 zaten bölü x eksi 1. X eksi 1'ler gitti. Değil mi? Yani bizim px'imiz x artı 1 çarpı x kare artı 1 kaldı. P1 diyor. 1 yazarsam 2 olacak. 1 yazarsam 2 olacak. Çarptığım zaman 4 seçeneğine ulaşacağım. 28 A, B, C ve A, B, C sıfırdan farklı reel sayılar eşitlikler var. A sayısı C sayısının kaç katıdır? Bak sadece A ve C istiyor. B'yi kaybet diyor. Kaybedelim. Şunu 2 ile çarpalım. 6B olsun. 3 ile çarpalım. 6B olsun ve çıkaralım birbirinden. Şimdi 2A artı 6B eşittir 2C. 15A artı 6B eşittir 9C. Çıkarma yapalım. Alttakini üsttekini çıkaralım. Çıktı. Kaç bu? 13A eşittir. B'ler gitti. Çıktı. 7C. A sayısı C sayısının kaç katıdır? O zaman 13'e bölersem 7 bölü 13 çarpı C. Bak kaç katıymış? 7 bölü 13 katı olduğu görünüyor. Evet gençler, deneme altını matematik kısmıyla çözdük. Hepinize faydalı olmasını diliyorum. Geometri kısmını da en yakın zamanda çözeceğim. Hepinize iyi seyirler. Kolay gelsin.